Herkese merhaba. Bütün ülke deprem şokunda ve yastayız. 10 şehrimiz neredeyse dümdüz olmuş durumda. 130 atom bombasının yaratabileceği bir yıkımla karşı karşıyayız. Binlerce kaybımız, 10 bini aşan yaralı sayımız ve yine binlerce yıkılan bina var ki korkarım bu rakamlar katlanacak. Zira henüz şehir merkezlerinin dışındaki kırsalın bilançosu belli değildir. Türkiye'nin son 100 yıldır gördüğü en büyük deprem. Şiddeti 7.7 civarında, yani 1999'daki Marmara depreminden daha büyük. Acil görevimiz ağıt yakmak yerine göçük altında olanları kurtarmak ve felaketin yaralarını sarmak olmalı. Çünkü dondurucu kış şartlarında yüz binlerce insanın dramı söz konusu. Bu süreçte kimse gölge etmemeli. Mesela bölgeye protokol ziyaretleri yapılmamalı. Öncelikle deprem bölgesi insanının ayakta kalması sağlanmalı. Zorlu kış şartlarında çadır çözüm değil, konteyner sistemine geçilmeli ve felakete uğrayanlar birkaç aylığına Akdeniz havzasındaki turistik tesislere yerleştirilmeli. Felaketin ilk günü itibarıyla verilen görüntüler hazırlıklı olunmadığını ortaya koydu, zira kaos hali var. Dilerim organizasyon kısa zaman içinde kurulsun. 1999 depremi yaz ayındaydı ve bugünkü gibi donma tehdidi yoktu. Evet, ilk işimiz enkazdan insanları çıkarmak. Çünkü zamanla yarış söz konusu. Buna paralel olarak geride kalanlara sahip çıkılmalı. Değerli dostlar, 7'nin üzerindeki depremler büyük depremlerdir ve sonuçları doğal olarak yıkıcı oluyor. Emin olun, hala değil halk, kamuoyu, devlet bile yaşadığımız felaketin büyüklüğünü anlamış, kavramış değil ve ülke olarak büyük faturalar ödeyeceğiz. Her şeyi eski hale getirmenin maddi faturası bir yana başka olumsuzlukları da olacak. Yaşanan felaket aslında sürpriz değil, zira Türkiye deprem kuşağında. O bölgede deprem beklendiği uzmanlar tarafından defalarca ifade edilmişti. Bunun gibi İstanbul depreminin eşikte olduğu hep dillerde. Bu vesileyle şunu aktaralım. Kandilli Rasathane Müdürü Haluk Özener'e göre Kahramanmaraş merkezli deprem beklenen İstanbul depremini tetiklemeyecekmiş. Zira başka fay sistemi söz konusuymuş. Bu durum belki teselli olabilir, lakin beklenen akıbeti değiştirmeyecektir. Uzmanlar sürekli olarak İstanbul'un da böyle bir felaketi yaşayacağını ve adeta geri sayımda olduğumuzu söylüyor. Tabii İstanbul depremi Maraş depreminden sonuçları itibarıyla çok daha kötü olacak. Çünkü hem metrekareye düşen insan sayısı çok fazla, hem sanayi ve ticaret merkezi. Yeni felaketle gördük, yaşıyoruz. Devlet ve toplum olarak depreme hazırlıklı değiliz. Düşünün, olası deprem senaryoları bile ya yok ya da göstermeliktir ki buna dün deprem olan 10 ilde yeniden tanıklık ettik. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Biz de inançlıyız, ancak insanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken camilerden sela okutmak enkazdakilerin ruhlarına El-Fatiha demek gibidir. Pardon ama içeriği Hazreti Peygamber'e salat ve selam olan selayı okutmakla ne yapılmak istendi bilen, anlayan var mı? Bu arada Marmara depremi zina arttığı için oldu diyen İslamcılar, şimdi bu büyük felaketin sebebi Tayyip Erdoğan'ın zinayı kanunla serbest bırakmasından dolayı diyecekler mi acaba, merak ediyorum. Bakın, hadiseyi takdiri ilahi diyerek geçiştirmek de eyyamcılıktır, zira İslam'ın kader anlayışı bilinmekte. Japonya'da bu şiddetteki depremler çok ucuza atlatılırken bizde tam tersi oluyorsa tedbir kavramı göz ardı ediliyor demektir.
Aslında öldüren deprem değil, depreme dayanıksız olarak inşa edilen yapılardır ve Türkiye bunu onlarca yıldır yapmıyor, yapamıyor. Çünkü ne ahlakımız ne depremle ilgili bir kültürümüz var. Bugünkü medyada var. Malatya'da yıkılan binaların biri daha bir yıllık lüks bir apartman ve satılırken yani lansman sürecinde öncelikle ve özellikle depreme dayanıklı olduğu vurgulanmıştı. Bırakın o ve benzer binaları, Allah aşkına bir hava alanı depremde nasıl kullanılmaz hale gelir ki? Hatay Havalimanımızın durumu ortadadır. Bütün dünyada kuraldır. Havaalanları 9 ve üstü şiddetli depremlere karşı dayanıklı olmak zorunda. Aynı şekilde yeni yapılan hastaneler yine yerle bir oldu ki onların da çok sağlam olması gerekirdi. 10 şehirde hala yıkılmayan binalar varsa demek ki sorun yıkılan binaların kurala uygun yapılmamasıdır. Deprem uzmanı Profesör Naci Görür haklı. Biz kentsel dönüşümü, müteahhit dönüşümü, rantsal dönüşüm olarak gördük. Öyle olmasa TOKİ yani devletin yaptığı binalar bile yıkılmazdı. Göreceksiniz tıpkı Marmara depreminde olduğu gibi bir iki göstermelik kurban dışında hiçbir müteahhit ve onların önünü açanlar, inşaatlarına onay verenler yine bedel ödemeyecekler. Öyle olunca da hikaye kaldığı yerden devam edecek. Deprem ülkesi olan Türkiye'nin yaptığı maalesef sadece felaket sonrası ölüleri gömmek ve de enkazı kaldırmaktan ibarettir. Evet, onlarca, yüzlerce atom bombasını yapacağı tahribata karşı ne bir önlem ne de bir hazırlık var. Özellikle İmar yetkisinin belediyelere verilmesiyle beraber inşaat ranta dönüştü ve köşe dönme aracı oldu. Oysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan inşaatlarda bile titiz denetimler yapılırdı. Hiç unutmam, 1992'de yapılan İzmir İktisat Kongresi'nin konuklarından, misafirlerinden biri de Vehbi Koç'tu. Vehbi Bey, İzmir Efes Oteli restoranında aralarında benim de bulunduğum birkaç gazeteciyle sohbet ederken bir ara müteahhitlik yaptığını ve 1930'larda Ankara Numune Hastanesi'ni inşa ettiğini anlatmıştı. Kendine inşaat sektörü çok karlı, neden bıraktınız sorusu sorulunca şu karşılığı vermişti. Eskiden öyle değildi. Ben Ankara Numune Hastanesi işinden hiç para kazanamadım. Biz her şeyi kaidelerine göre yaptık. Yani demirden, çimentodan, malzemeden çalmadık. Baktım o işte kar yok, inşaattan çekildim. Evet, Vehbi Koç gibi ticareti iyi bilen, ticaret kurdu, inşaatı karsız sektör diye terk ederken bugün inşaat köşe döndüren sektör, zira az demirli, az çimentolu, az malzemeli inşaat modeli geçerlidir. Deprem bağlamında sorulan bir başka şey, deprem için toplanan vergilerin akıbeti ve kurulan fonlardır. Maalesef kasa tam takır, zira AKP iktidarı tıpkı Merkez Bankası akçelerini tarumar ettiği gibi deprem kaynaklarını da başka işlerde kullandı. AKP'nin ekonomi bakanlarının konuyla alakalı açıklamaları şöyle: deprem vergisi denilen şey sonuçta millete aittir ve onlar için harcanmıştır. Duble yollardan havalimanı ve demir yollarına kadar çeşitli projelerde kaynak yapılmıştır. Bitmedi, söz konusu fondaki kaynaklar aynı şekilde Sudan'dan Somali'ye Ümmet Hinterland'ına yapılan yardımlarda da kullanılıp tüketildi. Evet, deprem vergileri depreme hazırlanmak için değil, başka işlerde çarçur edildi ki hesaplamalara göre o fonlarda biriken paralarla 1 milyon civarı yeni ev yapılabilirdi. Değerli seyircilerim, şunu da aktarayım.
depremle beraber şahit olduk. Hala her şeye rağmen millet olma vasfımızı yitirmedik. Çok şükür o özelliğimizi muhafaza ediyoruz. Zira kan verme kuyrukları ve yardım seferberlikleri ortada. Bunlar iyi güzel şeyler. Ancak buna paralel olarak hoş olmayan şeylere de tanıklık ediyoruz. Mesela borsada çimento firmalarının zirve yapması utanılacak fotoğraftır. Mesela depremi bahane edip zamlar yapmak utanmazlık ötesidir. Mesela bazı marketlerden hırsızlıklar hatta yağmalar yapılması hicap duyulacak görüntülerdir. Çünkü bunun adı ahlaki çöküştür ve binaların yıkılmasından çok daha tehlikelidir. Muhalefetin takındığı deprem tavrıysa takdire değer, takdire şayandır. Dün akşam itibariyle Cumhuriyet Halk Partili 51 belediye deprem bölgelerine 707 araç, 36.347 personel, 15 içme suyu tırı, 21 gıda tırı, 9 mobil mutfak, 42.500 battaniye, 15.000 koli hijyen malzemesi gönderdi ki bu birinci günün bilançosu, yani seferberlik aynen devam edecek. Keza Meral Akşener Tayyip Erdoğan'la görüşerek her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi ki ifade ettim, bunlar güzel şeyler. Muhalefet bu güzel görüntüleri verirken maalesef AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber sahadayız diyerek yanlış bir açıklama yaptı. Söyledim, muhalefet de aynı şekilde sorumlulukla sahadayken iktidar cenahının böyle konuşması doğru değil. Gelelim can alıcı soruya. Deprem seçimlerin ertelenmesine sebep olur mu derseniz an itibarıyla böyle bir işaret yoktur. Saray durumu çok ağır görür ve seçimde olumsuz etkileneceğini görürse olabilir. Ancak seçimin ertelenmesi halinde ekonomide oluşacak tablo iktidar adına bu durumda seçime gitmekten daha ağır olacak. Bu bakımdan seçim takviminde bir değişiklik görünmüyor. Lakin söyledim, bilanço yani yıkım çok büyük olduğu görülür ve de bu durum iktidarı olumsuz etkileme ihtimali söz konusu olursa her şey olasıdır. Bir başka boyut, an itibarıyla AKP anketlerde önde ve bu durumda elbette dikkate alınıyor. Noktalamadan bir önemli haber, Sinan Ateş'in katili Eray Özyağcı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Peki katilin yakalanmasının anlamı ne derseniz, istenirse perde gerisindeki asıl faillere ulaşmak demek olacak. Ha bu olur mu derseniz emin değilim. Çünkü seçim sürecinde Devlet Bahçeli yine üç hilalı yargılatmam diye diretirse olmayabilir. Ancak 35 gün sonra bu yakalama olayı ilginç ve de önemlidir. Kim bilir Yunanistan'a kaçıyor süsü verilerek yakalama olayı senaryoda olabilir ki bu durumda yeni gelişmeler, yeni sürprizler eşikte demektir. Aktarmıştım, Tayyip Erdoğan son ziyaretinde Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetinin MHP'yi hatta AKP'yi bile imaj olarak olumsuz etkilediğini, vurduğunu anlatmış ve MHP'nin temize çıkması için adımlar atılmasını teklif etmişti. Buradan hareketle katilin ifadelerinden ve de bilinenlerden hareketle cinayetle alakası olan MHP'deki malum isimlerin partilerinden ihracı ve de yargıya havalesi söz konusu olabilir. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.